Arkadaşlar merhaba, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle hiç fırın kullanmadan tencerede harika bir İzmir köfte yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi tanıyalım. Köftesi için 250 gram orta yağlı kıyma kullanıyorum. 1 çay bardağı galeta unu, 1 adet yumurta, 1 tane rendelenmiş soğan, 4 diş rendelenmiş sarımsak, biraz doğramış olduğum maydanoz var, tuz, köftelik baharat, pul biber var. Köftelik baharatınız yoksa tuz, karabiber, pul biber, kimyon ekleyebilirsiniz. 250 gram kıymamızı kabımıza aldım. Üzerine 1 adet yumurta ekliyorum. Rendelemiş olduğum 1 adet soğan, 3 diş sarımsak ve doğramış olduğum maydanozları ekliyorum. Bir çay bardağı galeta unu ekliyorum. Hepsini eklemedim. Birazını bırakıyorum. Baharatlarımızı ekliyoruz. Köftemizi iyice yoğuruyoruz. Kalabalık bir aileyseniz malzemelerin miktarını artırabilirsiniz. Köftemizi iyice yoğurdum. Dinlenmesi için dolaba kaldırıyorum. Köftemiz dolapta dinlenirken biz de bir adet patates kızartacağız. Büyük boy patates kullanıyorum. Elma dilimi doğruyoruz. Kabuklarını soydum, yıkadım. Tavaya biraz sıvı yağ ekledim. Çok fazla değil. Patateslerimizi, köftelerimizi bu yağda biraz kızartıyoruz. Patateslerin kızardı, yeterli. Alıyorum artık. Köftelerimize şekil verebiliriz artık. Bu şekilde uzun şekil veriyorum. Köfteler elinize yapışırsa şu şekilde kaba biraz sıvı yağ ekledim. Avucumu yağlıyorum. Bu şekilde şekil veriyorum. Köftelerimizi patates kızarttığımız yağda biraz kızartıyoruz. Çok fazla değil. Bu kadar köfte yemeğimiz için yeterli diye düşünüyorum. Kalan köfteleri buzluğa koymayı düşünüyorum. Kullandığım tencere fazla geniş olmadığı için bu kadar yeterli arkadaşlar. Sizin kullandığınız tencere genişse tabi hepsini kızartabilirsiniz. Çok fazla kızartmıyoruz. Hafif renk alması yeterli. Köftelerimizi alıyorum artık. Ocağın altını kapatıyorum. Tenceremize kızartmış olduğum patates, köfte ve domates yerleştiriyorum.
Şimdi de üzerine biber ekliyorum. Elinize taze yeşil biber varsa onu kullanın, yoksa benim gibi buzluktan kullanabilirsiniz. Bir de üzeri için salçalı sos hazırlıyoruz. Bir yemek kaşığı salçayı ekledim. Suyla kıvamını açıyorum. Benim salçam tuzlu olduğu için ben tuz eklemiyorum. Siz tuzunuzu ekleyebilirsiniz. Yemeğimizin suyunu bu şekilde ekledim. Kapağını kapatıyorum. Pişmesi için ocağa alıyorum. Yemeğimiz kaynamaya başladı. Ocağın altını kısıyorum. Kısık ateşte pişiriyorum. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel görünüyor. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bugün servis tabağına almadım. Yemeğimizi bozmaya kıyamadım. Nasıl piştiğini göstereyim size. Patateslerimiz gördüğünüz gibi gayet güzel pişmiş. Köftelerimiz de gayet güzel pişmiş. Köftemiz gördüğünüz gibi kesinlikle dağılmadı. Gayet güzel olmuş. Burada videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olur, like atar, sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.